Abi Euro'yu soruyorum. 19-25 olmuş Euro, haberin var mı? Olsun. Seni ilgilendirmiyor mu? Yok. Ya dövizin artması. Ya hiç gerek yok. Hiç önemli yani değil. Sorun değil öyle şeyler kardeşim. Ne abi? Öyle sorun değil. Değil. Mesela abi 2001'de de olmuştu bu. O zaman her sorun mu? Bu. 30 sene önce de oluyordu. 20 sene önce de. Şimdi de oluyor. Devamlı oluyor. Hiç düzelmiyor mu abi? Düzelmez. Sistem değişmedi size düzelmez. Memnun musun abi gidişattan şu an? Ya memnun musun değil misine gerek yok. Ben değilim. Ya, sistem değişmesi lazım. Sistem değişmedi sürece fark etmez. Üniversiteli diyorum bağırıyorsa. Yani bir iş adamı bağırıyorsa, üniversiteli bağırıyorsa, herkes bağırıyorsa. İşçisi, köylüsü, halk, herkes. Burada bir sorun var demektir. Kadını, çocuğu. Ha, yani herkes. Bunu çözecek insan lazım. Euro 19-25 oldu abi bugün. Ne düşünüyorsun? Normal. Şimdi tam da zaman ama konuyu da çarptırmayayım. Şurada atlı karınca mı diyorsun? Salıncak. Türkiye vatandaşlarımın bir tanesi çocukları binemiyor, orada yabancılar biniyor. Ben kendimi yabancı hissettim. Şey, yabancı ülkede hissediyorum kendimi. Türkçe konuşan yok. Ben Bulgaristan'dan kaçtım bu azınlıktan diye, burada azınlıkta kaldım yine. Bulgaristan'dan Türk az diye kaçtım, buraya geldim. Burada yine azınlığa kaldım. Bakalım başka ülke arayacağım kendime. Ülkeme acıyorum abi. Ne olacak böyle peki ya? Yani? İsyan. İsyan olacak, seçim olmayacak. Anlatabildim mi? Biraz fazla karamsar bakmıyor musun? Abi çok abi. Ben 70. Umudun yok mu yani? Hiç ümidim yok abi. Çok zor kurtarırız. Ben de bu partiye oy verdim. Pişman mısın abi şu an? Artık pişmanım. Bugün Euro 19-25 oldu. Ne düşünüyorsun onu soruyorum. Memleketin halinin ne kadar kötü olduğunu düşünüyorum. Ekonomi kötü. İnsanlar işsiz. Benzin, mazot hepsi uçtu gitti. Ben kendim nakliyeciyim, 15 gündür işe gitmiyorum ya. Daha nasıl tarif edeyim? Mazota indirim gelecek diyorlar, bilmiyorum. Sonrasına bindirim gelir mi onu da bilmiyorum. Kardeşim da. Gelsen olacak, geçen sene 6 liraydı, bu sene 26 lira. %400 zam gelmiş. Bana 1 lira 2 lira indirse ne olacak? Ne çiftçisi kalkınabiliyor, ne köylüsü, ne kendisi. Yediğimiz içtiğimiz her şeye mazot etkiliyor. Mazota zam gelmiş. Çiftçi daha pahalıya üretiyor. Aynen. Sen daha pahalıya taşıyorsun nakliyeci olarak. Maalesef. 20 senedir memleketi yönetiyorlar. Sanki ben yönetiyormuşum gibi. Adam yeniden diyor işte ne olacak da ne olacak. 20 senedir neredeysiniz? Geçmişte desteklediniz mi? Destekledim bir ara ama şimdi bıraktım. Desteklemeyi de düşünmüyorum yani. Pişman mısın? Tabii. Maliye Bakanı dedi ya bütçe görüşmesinde. Benim işte abi sen hatırlat. Benim gözlerim ışıldıyor. Euro düştü. Bizim paramızın değeri arttı diyor. Dolar Amerika'da enflasyon düşük olduğu için dedi. Onlara göre her zaman bizim paranın değeri artıyor ama şimdi bir market, şuraya bir markete girdim. Geçen sene 20 liraya aldığım lokumun kilosu şu an 80-70 lira. Geç... Böyle deyince ama lokum yeme diyorlar. Ayakkabı da mı giymeyeyim? Geçen sene aldığım 250 liralık ayakkabı, aha ayaklamda, bu sene 750-800 lira. Sen diyeceksin ki, ya senin maaşın yükseldi. Benim maaşımı %15, %20 yalancı enflasyondan zam yaparken piyasadaki mallara %300 zam geldi. Piyasaya göre zam almadınız yani. Piyasaya göre emekli, asgari ücretli çalışan hiç zam almadı. Bak ben 1983'te işe girdim kamuya. Ben kamudan emekliyim. Bir milletvekilinde bir çalışanın arasında 1,5 maaş tutar olurdu. Bir milletvekili 175-80 lira alıyorsa şu an bir çalışan da 30-35 lira alırdı. Şu an bir çalışan 5,5 milyon alıyor, emekli 3,5 milyon alıyor. Ama bir milletvekili 75 lira, 80 lira maaş alıyor yan ödenekleri hariç. Her şeyse bedava. Sayın Cumhurbaşkanımız 146 bin lira maaş alıyor. Suyu bedava. Ekmeği bedava, manda yoğurdu, hurması bedava. Sen bunu derken fakat yukarıdakiler yani bizi yönetenler evet. Şey diyordu yani halkı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik de ezdirme diyorlardı. Ezdirme ola. Kim eziliyor ki? Bunlara göre ezilmiyor. Gelsin ya şu Memati AK Parti milletvekilleri şu kent meydanına gelsin ama AK Partililerden gelmesin. Normal halkın içine girsinler. Normal sorsunlar. Onlar bizi hiç görmüyor. Onlar sadece bizden kesilen vergileri görüyor. Euro'yu soruyorum. 19-25 oldu abi bugün. Ne düşünüyorsun?
Abi valla bizim için iyi değil. Almış başını gidiyor. Kendimiz kaybediyoruz. Ne olacak abi öyle? Valla bilemem. Onu Sayın Cumhurbaşkanımıza sor. Yani ben... Yani durdurabilir mi bu durumu abi sence? Evet, istese durdurtur. Niye bir ara düşürttü 11-12'ye kadar. Daha da ne oldu abi? Yine kat. Altın almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. Pahalılık almış zaten o biçim gidiyor. Vatandaş ne yapacak? Akşam oldu mu bir ekmek alamıyor adam. Bir ekmek oldu 5-6 lira. Bunlar hep sorun. Sen ne yapacaksın abi seçimde? Vallahi seçimde ben bundan iyisini göremiyorum. Ha yine bunları destekleyeceksin. Abi niye o kadar söylendin. Şimdi evet söylüyorum. Eğer biz bunu o adamı kaybedersek Türkiye 50 sene geri gider. Görmeden nasıl bileceksin abi Allah aşkına? Yani belli. Kimlik varsa sende ayrı bir konu abi, ama ben geleceği göremiyorum şahsen. Abi bas bellidir. Şimdi diyelim ki... Sen görüyorsun galiba geleceği. Şimdi Cumhurbaşkanımız kaybetti diyelim değil mi? Bunun yerine gelen o da cebini doldurana kadar anamız dinimiz ağlanır. Bu kaybederse... Şimdi güçlü bir duruş mu sergiliyoruz dış ülkelere öyle mi diyorsun? Bu kaybetti diyelim. Tamam. Biliyor musun? Ne malın düşüdü gelin muhalefet diyeceğiz ki tamam. Yeraltı zengin kaynaklarımız dursun. 100 sene daha sonra çıkaralım. Ne malın düşüdü? Öyle bir şey yok ki. He? Öyle bir şey yok şu anda da çıkıyor. Çıkar. Batman'dan petrol çıkartıyoruz mesela yıllardır yani. Tamam. Türkiye Petrolleri diye bir firmamız var mesela. Evet. Yine çıkar. Ya zaten çıkarabiliyoruz perişan. Ya çıkarın durdurtursa perişan oluruz. Abi ne alakası? Nasıl şimdi ben seni anlayamadım. Sen şu an gidişattan memnun değilsin. He? Gidişattan memnun değilsin. Ekonomiden memnun değilsin. Ben bu hükümetten çok memnunum. Tamam. Durumdan bahsediyorum. Ekonomiden memnun musun? Ekonomiden de memnunum. Edemin değilim dedin ya. Ya demin almış başını abi sen ne yapalım? Döndürüyorsun. Ya abi ne bilerek yapalım? Döndürüyorsun. Söyle. Ne yapalım? Abi, ne bileyim abi. Mesela örnek vereyim. Abi bak. 2001'de 70... ne yaptın abi? He? 2001'de ne yaptın? 73, 74, 76 yıllarında bize Avrupa tamam. Petrol vermedi. Vermedi neden? Ha. Çünkü Kıbrıs harekatı vardı. Kıbrıs harekatı mani. Abi nasıl mani? Kıbrıs'a mani girdin ya. Ya ülke olarak ya. Kıbrıs'a şey girdin abi Allah aşkına. Mani. Yapma dediler yaptılar. Yok Amerika abi. Yıllarca ambargo uyguladı ya, Allah aşkına. Yıllarda işte yine mi onu geçtim. O duruma yine mi gelsin? Şu an ambargo yok aynı durum var. Yok aynı nasıl? Durumda değiliz. Vatandaş alabiliyor mu rahatça? Ne kadar sigara istiyorsan vereyim sana. Vallahi ver abi. He, benim işime girer 30 lira bir paket. Abi ben 5 litre mazot için 24 saat petrolde uyuduğum zamanlarda. Çok güzel ama aldın sonunda değil mi? Evet. Şimdi de abi insanlar 5 litre mazotu alamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani asgari ücretli vatandaş ben alamıyor. Araba var. Bak. Araba var bende. İçinde benzin yok. Parasız insan yok. Herkes kendini geçindiriyor bir sonunda. Şimdi AK Parti bize bir şey yaptığı yok ki. Varsa. Ne yaptı? Her şey yaptı. Asil benim 1 milyon param yok. Hadi gel bindir beni. El hareketini yap benim. Her şey yap. Her şey yap. Yapsın bedava yapsın. Bedava var mı? Bedava yapmasın. Yok anlamadın bedava yani. Yakın bir yerde şimdi vatandaşın alım gücünü arttırması gerekmiyor mu yani? Ucuz yapsın. Ben buradan metrobüse biniyorum. Bir saatte otogara gidiyorum kardeşim. Müsaade edecek misin? Ne yaptılar? Parayı indirdiler, çaldılar. Altın çaldılar buradan. Hazine ne? Çaldılar. Dayı da çok çalmış belli. AK Parti'ne indirmiş. Şimdi. Babamın parasını çaldım. Ben 16-18 sene çalıştım. Bir tane yumurta aldığın zaman Almanya'da 20 kuruş diyordu. Almanya'da 1 lira 18 lira ama. Abi 19-25 oldu abi. 19-25. 20 lira. Değil, 20, müsaade, 20. Müsaade lafı kesmeyelim. Senin Türkiye'de vergi hakkını öderseler, hakikaten öderseler Türkiye'de hiçbir sıkıntı olmayacak. Aynaya bakıp gözlerin içine baka baka söyleyebiliyor mu kendine, inandırabiliyor mu bu anlattıklarını? Helal olsun. Türkiye, kendine Almanya'da, arkadaşım abi. Almanya'da bir ne kişinin, bir kişinin maaşı 5000 euro. 5000 euro değil. 5000 euro değil. Ben Almanya'dayım. Türkiye daha mı güzel Almanya'dan? Onu soruyorum. Türkiye daha mı iyi durumda? Bugün dünyayı gelsen Türkiye gibi bulamaz. Ya abi coğrafi olarak kimsenin şeyi yok. Yani Türkiye'de yaşamıyorsun. Türkiye'de yaşıyor abi ya. Yani Almanya'ya. Geçmişte Almanya'ya gitmiş görmüş galiba. Gelme. Bıraktım geldim. Kalka gibi de yok. Şimdi abi. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nde bulamaz. Var ne? Ne de yeri var. Abi memnun musun? Evet. Demin değilim dedin. Şu an diyor evet memnun diyorsun. Türkiye fırsatlar diyarıdır. Kullanabilirsen. Tabii ki. Kullanabiliyor musun abi? Kullanamıyorum. Çünkü o imkanım yok. Bilek o imkanım bilek yok. Bir ekmek 7,5 lira. Bir söz var diyor ki
kullan dümeni göreyim seni. Boşuna hesap. 16 yaşından mazot bekliyordun sen. 16, 17, yapma 16 yaş. Vallahi ben o hayatınız zaman... yalan olmuş. Duyuyorsunuz, duyuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya başka bir şey yok. Ne yapalım şimdi? Abi duyduğunu değil, bir yaşadığını konuş. Yaşadığını. Yaşadığımı konuşuyorum. Sen yaşarken ben biz ölüydük. Mazot sıkıntısını çektim, sigara sıkıntısını tamam. çektim. Şimdi abi bunları yaşadın. Nerede? Dur bir saniye. Sen bunları yaşadın. Doğru mu? Evet. Yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Ben orasında değilim. Sen yaşamışsın. Sonrasında ne yaptın abi? He? Seçim olduğu zaman gittin iktidarı değiştirdin. Doğru muyum? Onları yaşadın. Ben, ve dedin ki ben başkasına oy vereceğim. Ben demedim o bunu. Zamandan bu zamana kadar bu adam iktidara geldi geleli. Benim oyum onundur. Ondan bahsetmiyorum abi. Sen şimdi 70'lerde diyorsun ya ben mazot kuyruğunda bekledim vesaire. Ya da geçmişte daha kötü şeyler oldu. Gittin hükümeti değiştirdin. Doğru muyum? Öyle yapmadın mı? Devlet değiştirdi. Ben şeyim ne olmadı? Sen oy vermedin mi o zaman? Ben oy verdim. Çocuğu ben oy verdim. Yok hayır ondan sonrasında yani. Askerden sonra. Ya iktidarı değiştirdin ama yani. İktidar değişildi. Evet. Neden? Çünkü ortalıkta bir sıkıntı vardı. Sıkıntı vardı. İşte şu anda da vatandaşlar sıkıntı görüyor. Sen de görüyorum dedin ama yan çizdin sonra bana. Ya ben yan kayıtlarda var. Hayır ben yan kayıtlarda var. Demin ekonomi kötü. Ya bir hodaki Allah'ından korkuyor. Bilmem ne dedin. Dedin yani bunları dedin. Şimdi i̇yi değildi. Bizim için bu doların, euronun yükselmesi. Evet, iyi değil. Biz de diyoruz ki neden böyle? Bunların sorumlusu kim abi? Onun gidin Cumhurbaşkanı'na sorun. Sen sor diyorum ben. Sen sor. Ben ne bileyim? Ben şimdi görsem ben sana bir şey daha soracağım. Bir saniye. Bir saniye. Bu 2005'lerde, 2004'lerde bizim paramız Bulgar revasının 3 katı, 4 katı yüksekti. Şimdi niye o bizim onun parası bizden 9 katı yüksek. 9 katı yüksek. 9 lira yani. Bilemem onu. Benim o şeyim yoktur. Soruyu sorayım mı? Benim sorum başka normalde. Abi sorun bugün euro 19.24.25 oldu. Ne düşünüyorsun? Abi ne düşünüyorum? Euro yükselmiyor. Bizim paramız düşüyor. Bunda düşünecek bir şey yok. Az önce bir örnek verdim. Bulgar parasının 4 katıyken şu anda 9 kat aşağıdayız. Bulgaristan dünya gücü oldu herhalde. Evet. Bulgaristan'dan burada emekli olup Bulgaristan'a gidiyordu çift vatandaşlar. Şimdi o orada emekli olup da Türkiye'de gelebilsem diye düşünüyor. Abi euro 19.25 oldu bugün. Ne düşünüyorsun? Bu memleketi bu kadar yönetmişler işte. Başka bir şey yok. 1.67 kuruştu. Memleketi iyi yönet. Uçuyoruz ya. Uçmuşuz bayağı. Tersine. Ne düşünüyorsun abi peki? Yani düzelir mi sence? Memleketi batırmışlar. Neyi düzelecek? Bunlarla bir şey düzelir mi? Düzelir mi yani? İnanan var mı yani? Ben yorum yapmıyorum. Bence düzelmez. Bunlar var olduğu sürece düzelmez abi. Geçmişte destekledin mi abi hiç hükümeti? Destekledim. Pişman mısın? Pişmanım tabi. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum kardeş? Yani bu... İyi mi yani o euronun 19.25 olması? Allah'ın sözü. Bana bir yerini göster bak. Amına koyayım cebimde var burada 60 kuruş ya. Böyle bir saçmalık var mı? Dayı da zaten aynı fikirdesiniz abi. Aynı fikirde. Dayı diyor ya şeye... Kemal Kılıçdaroğlu şey Atatürk'e Atatürk diyemiyor diyor ya. Onu demedi ya. Yok Anıtkabir'e gittiler ya. Tamam 10 Kasım'da birileri. Ya istediğin yere git. Bak şu anda git orada. Hani aldığın şey artık hep dolarla euro'na gidiyor. Başar, dolarla euro'na 200 lira. Zaten aynı fikirdesiniz abi onu diyor. Haydi 50 lira harçlık verecek bir tane baba yiğit göster bana. Çocuğuna, asgari ücretle bir tane yani baba yiğit göster. Genelde abi kime canım. Sorsak diyorlar ki gençlere bak, gençlerin cebinde telefon var. Abi telefon yani. Düz işçi var ya, düz işçi. Onu bana demeyeceksiniz oğlum. Düz işçi, 1000 kişi getir iş bulayım, düz işçi. Ama ne yap, gelişi güzel, üniversite açtı. 2 sene kıytırık üniversite bitirdi, plansızlık. Ondan sonra iş beğendi. Ulan adam üniversite bitirttin, sen amele yap diyorsun. Adam gibi üniversitede kalite mi var? Hedef 25 bin dolardı abi. Yani ya 2023 bu... hedefi. Abicim yalan makinesi çıkmış. Herkes de inanıyor. Boş. Araba yaptık. Tamam teşvik edelim. İyi bir şeydir. Yapılsın. Buna karşı filan değiliz. Yani o aküyü yapmamış. Sen aküyü yaparsın ama. 7 defa petrol bulduk. Bir gram petrol yok. Doğalgaz bulduk. Doğalgaz bulduk. Yok. Nerede bu? Sen geçmişi bilirsin şimdi. Mesela şu anda gramın yarısı diye bir terim çıktı altında. Ya şey yarım gram gibi böyle yani. Garip bir şey çıktı. Ha, o da mı çıktı bilmiyorum. Ben yarımı yarımını duymadım açık söyleyeyim. Yarımı da çıktı. Sen geçmişte böyle bir şey yaşadın mı? Yok abi biz küçük altını çerez gibi dağıttık, takıyorduk düğünlerde.
Şimdi nereden takıyorsun ya 1600 lira? 5000 lira para alıp 1600 lira çeyrek mi takacaksın? Nasıl? Yarımın yarımını takacaksın herhalde. Yok be 200 lira, o da zorlanıyoruz ya. Niye dolar ya? Niye dolar ya? Bunun 5000 lira para alıyor. Kaç? 5000 lira emekli aylığı. Daha ne istiyorsun? 3000 lira fatura var. Tamam 3000 lira kalır. Ne kalıyor ya? Ne kalıyor? Niye kalmasın ya? 5000 lira para alıyor. Çalışmazsak acımızdan öleceğiz. Ya ben de çalışıyorum. Memnun musun abi? Evet Allah. Kaç para alıyorsun abi? 12.000'de maaşım var. 12.000'de maaşım var. 10 numara işim. Tek başına çalışıyorsun. Tek başıma. Çocuk var mı? Var bir tane. Bir tane çocuğum var. Evet. 10 numara yani. Ben tuzum kuru yapacak bir şey yok. Çok rahat bir şekilde geçinebiliyor musun? Arabam var mı mesela? Arabam yok. Ev senin mi? Al abi. Benim. Şimdi ev senin. Evet. 12.000 lira aylık alıyor. Tamam. Doğru mu? Doğru. Şimdi git burada bir de bir kiracıya sor bakayım. Aldığı para askeri ücret. Sor bakayım sen götündeki donu sıkabiliyor mu böyle? Onu soracaksın sen önce. Hani ev benim 12.000 lira alıyorum diyorsun ya. Evet. Buraya girip istediğini alıp yiyebiliyorsun ya. Evet. Ondan sonra da diyorsunuz ki ya işte boş ver ya. Ben kendi karnımı doyururum da gerisini siktir ederim. Yani istediğini yiyebiliyor musun peki abi ya, ciddi manada ya? Tatile çıkabiliyor musun mesela? Tatile çıkmıyorum yani. Evet bak tatile çıkmıyorsun. Evet. Araban da yok. Yok aynen. Bir evin var. Babadan mı kaldı sen mi aldın? Babadan kalma. Babadan kalma evin var. Evet. Kendin de almamışsın. Evet. Şu anda bir ev alabilir misin? Alamam şu anda. Üç çocuğum var. Kiradayım. 9.000 lira maaş alıyorum, ay sonu zor geliyor. Bir şey alınmıyor. Şu kadar biz zeytini alıyorduk. Hadi 15 lira, 7 lira bir şeydi. Şimdi 62 lira ya. Geçen gün aldım 62, şu kadar zeytin. İki kere sofraya koysam bitecek. 62 lira ne demek ya? Ne sen %300, %300, %400 zam yapıyorsun. Hepsi yerine gelecek yani. Ne olacak abi 2023'te? 2023'te bütün marketlere iş yapacaklar. İndirecekler. Yani abi yaptılar. 2023'e 2 ay var. Evet. 2 ayda her şey çözülecek. Enflasyon düşecek, dolar düşecek. Hepsi düşecek. Hepsi düşecek. 2 evet. Ayda. Evet. Niye şu an düşmüyor? Hı? Niye şu an düşmüyor? Şu an bilmiyorum nereye düştü. Onu da bilmiyorum yani. 2 ayda ama bize böyle bir zembille bir şey gelecek herhalde gökten. Vallahi bilmiyorum ne gelecek. Bir şey İnşallah gelecek. Düzelir bu arada. Kimse yani. Şey yapmıyor. 2023'ü Şubat ayında hepsi düzelecek yani. Ne düzelecek abi? Enflasyon düşecekmiş. Dolar düşecekmiş. Şubat ayında ama. Evet. 2 ay sonra. Bu kaçıncı vaat bu? Vallahi bilmiyorum kaçıncı vaat olduğunu. Ha, bilmediği şeyi yorum yapmayın. Ama kendisi diyor. Şimdi ona bak. Ya ben de diyorum o zaman. Ben de diyorum ki 2023'te ben 100 milyon para kazanacağım diyorum. Var mı abi öyle bir ihtimal? Öyle bir ihtimal de yok. Vallahi bilmiyorum artık. Bu hayallere bırakın, hayallere bırakın. Peki abi kimi destekleyelim? Altına masayı mı vereceksin? Neden vermeyesin? Sen söyle. Altına masayı şu anda işe de PKK'lı destek işi yapıyor. En son kim görüştü? En son kim görüştü HDP'yle? HDP'yle geçenlerde biri görüşmeye gitti abi. Evet. 2 Kasım bak 2 evet. Kasım tarif veriyorum sana. Kim görüştü abi? Kim görüşebilir? Yok içe gözüküyor. Kim görüştü? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ ve ekibi hep birlikteydiler abi. Olabilir. Kılıçdaroğlu da oradaydı, Bekir Bozdağ da. Olabilir. Ben sana söyleyeyim direkt yani. Direkt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ evet. Ve yanında 2-3 kişiyle birlikte HDP'li görüştüler abi. Ya bilmiyorum artık orasını da. İşine gelince söylüyorsun şimdi niye bilmiyorum diyorsun. Hı? Hadi onu da geçtim. TRT'ye Öcalan'ın kardeşi çıktı abi. Olabilir. Kim çıkardı? CHP mi çıkardı onu? Yo AK Parti çıkardı. Ona bir şey diyeceğim yok yani. Sen şimdi anlamıyorum. İkili oynuyorsun o zaman sen ya. Yani. Sen şimdi CHP gelince terörist diyorsun ki kanıtın var mı bununla ilgili? Yok. Yok. Kanıtın ama, olmadan bunu diyorsun. Ama şimdi altına masada bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı. Ne alakası var şu an? Evet. Sen dedin ki terörist. He? CHP'ye terörist dedin. Doğru evet, muyum? Doğru. Terörle birlikte dedin altına masaya. Aynen. Şimdi hiçbir kanıtın yok. Yok kanıtın yok. Şimdi TRT'ye... Alevidir Alevi. Dur abla. TRT'ye Öcalan'ın kardeşi çıkarılıyor. Evet. Sesini çıkarmıyorsun. HDP terörist diyorsunuz. Bekir Bozdağ gidiyor görüşüyor. Yine sesini çıkarmıyorsun. APO'nun mektubu okutuluyor. Her yerde destekleniyor. Bursa uyan artık AK Parti'ye oy verme. Niye vermeyecek AK Parti'ye? Kime verecek peki? Abi, gel. Bir şey söyleyebilir miyim bak. Abi sen diyorsun ekonomi çok iyi ama üstündeki yani orijinal list sahte. Yani bunun gerçeğini alabiliyor musun şu an sen? Niye? Üstündekinin gerçeğini alabiliyor musun? Alıyorum. Adam çalışıyor doğalgaz. Alıyorum. Ne haber?